Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuz, iyisini seçmekse usta işi denir ama aslında basit yöntemleri de var. Kabuğunu kesmeden tatlı olup olmadığını anlayabilirsiniz. İşte o basit püf noktalar. Şöyle vurduğun zaman Neşet'in sazı gibi ötmesi lazım. Ben pek karpuzdan anlamam. Damarları, yeşilleri bayağı açılmış olacak. Tık tık sesi gelince iyi çıkacağını düşünüyorum. Hem vitamin deposu hem susuzluk giderici ama seçmeyi bilmeyenlere kötüsünün çıkma ihtimali de bir hayli yüksek. Karpuz severim ama kendim seçmeyi bilmiyorum. Bu biraz genç. Seçemedi mi? Evet. Serinletici etkisiyle yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz. Üstelik %92 susu, yani su ihtiyacımızı da karşılıyor. Peki karpuzun iyisi nasıl anlaşılır? Siz niye seçmediniz? Ben bilemem, anlamam. Önce büyüklüğüne göre aldım, ondan sonra bir tıkladım. Karpuz seçerken en bilindik yöntem vurma veya tıklatma yöntemi. İşte böyle ses geliyorsa bu karpuz nasıldır? İyidir o zaman. Tok ses gelmesi lazım. Bak, ne sesi geldi? Bak, pat 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 dedi yani. Ne diyor, ben tatlıyım mı diyor? Doluyum, dolu. Karpuz seçerken dip kısmının rengine de bakılmalı. Beyaz değil, sarı olanları tercih edin. Burası genişlediyse eğer iyi karpuz diye söylerler. Ben ilk defa sizden duydum. Karpuzun sapı, karpuzun içi hakkında size bilgi veriyor aslında. Sapı işte böyle biraz yumuşaksa o karpuz tam olgunlaşmamış demektir. Olgunlaşmış karpuzun sapı hafiften kuru oluyor. Çok fazla kuru olursa içini yemiş olur. Sapı yeşil olacak. Şöyle parlak olacak. Ne kadar büyük olsa karpuz o kadar iyi. Aslında o da doğru bilinen bir yanlış. Karpuzun büyüklüğü değil, ağır hissettirmesi önemli. Damarların yeşilleri bayağı açılmış olacak. Bak bu az açılmış mesela şu. Şu bayağı açılmış. Bu da ondan iyidir.